İlk sorumuz böyle bir soru. X artı 2 eksi 5 sıfır eksi 2 küçüktür y küçüktür 4 koşullarını sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır diyor. Yani biz ne yapacağız? X'in tam sayı değerlerine ulaşacağız. Ee, yapmamız gereken şey şu. Burada aslında şunu yapalım. 2 ye ifadesini yalnız bırakalım. Ne oldu o zaman? 5 eksi x oldu. Tamam. Sonra gidelim. Bu denklemde 2y, bu eşitlikte 2 yyi yakalayalım. 2y için ne yapmamız lazım? Her tarafı 2'ye çarpmamız lazım. Eksi 4, 2y ve burası da ne yaptı? 8 yaptı. Sonra da gideceğiz, bu 2y gördüğüm yere bunu monte edeceğiz. Yapalım. Eksi 4 küçüktür, 5 eksi x küçüktür 8 yaptı. Her taraftan 5 çıkarttım. Eksi 9. Sonra eksi x ve 5 çıkarttığımız için burada ne kaldı? 3 kaldı her şeyi eksiyle çarparsak bak neler olacak şimdi. Her şeyi eksiyle çarptığımız zaman burası 9 olacak. Şurası x olacak. Şu da eksi 3 olacak. Tamam mı? Ama biz bunu ne yapacağız? Esik hizasına göre yazacağız. Yani eksi 3 küçüktür. x küçüktür. Ne diyoruz? 9 diyoruz. Soru bize ne demiş? x tam sayılarının toplamı. O halde bunları bir bulalım. Eksi 2, eksi 1. Sonra kim var? 0 var. 1 bayağı çok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 var. Yani şöyle yapalım mı? Böyle toplamak benim çok işime gelmedi. Şu bölümü n çarpı n artı 1 bölü 2'den gideyim. Yani ne bu? 8 çarpı 9 bölü 2 yaptığım anda şu gitti. Buranın toplamı kaç geldi? 36 geldi. Sonra şunların toplamında ne yapıyor? Eksi 3 yapıyor. Sonra bu eksi 3 ile 36'yı da bir araya getirsem ne gelecek cevabımız? 33 gelecek. B'yi işaretledik. Şimdi burada ne diyor? X ve Y reel yani gerçel sayılar olmak üzere. Eksi 2 küçüktür. X küçüktür 3. Sonra eksi 3 küçüktür. Y küçüktür 2. 2X eksi 3 ye ifadesinin en büyük tam sayı değeri nedir diyor. Şimdi biz burada reel dediği için X'imizi ve Y'imizi seçmeyeceğiz. Şu eşitsizliği olduğu gibi yakalamamız gerekiyor. O açıdan da şu şurayı ikiye çarpıyorum. Eksi 4 küçüktür 2x küçüktür 6 oradan geldi. Sonra 3y'yi de bir elde edeyim ben. 3y ne oluyor? Eksi 9 küçüktür 3y küçüktür 6 geldi. Ancak taraf tarafa biz bunu çıkartamıyorduk. Bunu biliyorsun. O yüzden her şeyi eksiye çarpalım. Burası 9 olur. Burası eksi 3y. Burası da eksi 6 oldu. Ne yapacağız bunu? Bunun altına şuraya sırasına göre monte edeceğiz. Ne gelecek o zaman? Eksi 6 küçüktür. Eksi 3 y küçüktür 9 geldi. Şimdi tarafları toplayabiliriz. Bu serbestti. Sol taraf eksi 10. Sağ taraf, şunu bir yazayım ortaya. Değerimiz bu. Sağ tarafta 15 geldi. Sorumuz neydi? En büyük tam sayı değeri kaçtır diyordu. En büyük tam sayı değeri şuradaki tam sayı değeri. O da kaç oluyor? 14. Yani D şıkkını işaretledik. Evet. Diyor ki A ve B birer tam sayı olmak üzere bak tam sayı demiş. Tam sayı demiş ve bu ifadeyi sormuş. Tam sayı dediği zaman biz bunu buradan seçeceğiz. Peki nasıl seçeceğiz? Bizden istenen ne? 5A 8B'nin en büyük değeri isteniyor. Bunun en büyük değerine ulaşabilmek için şunun çok yani bu ifadenin çok buranın da ne olması gerekir? Az olması gerekir ki bu ifadenin değeri büyük olabilsin. Şimdi bunun çok olabilmesi için a'yı ben şuraya bakarak ne yazabilirim? 8 alabilirim. Alacağım zaten alabilirim değil alacağım. B'yi de en az almamız lazım. B'yi de şuraya baktım. Ne alabilirim oradan? Eksi 4 alabilirim. Şimdi bunları getir, getireceğiz. 5A eksi 8 b diye yerine monte edeceğiz. Tamam. Ne oldu? Burası 5 kere 8 eksi 8 kere eksi 4 yaptı. Tamam. Şimdi sol taraf 40. Sağ tarafta artı 32 yaptı. Sorumuz cevabı da ne geliyor bu durumda? 72 geliyor. Yani C şık. Geçtim. Ee, X kare görüyor musun? Bak burası bomba tamam mı? X kare olduğu zaman eksi ile artı arasında sıkıştığında ne alacaktık? Sıfırı dikkate alacağız. O sıfırı asla unutmayacağız. X kare şu arada gezer. X kare Sıfır, solda kesinlikle sıfır eşitliğimiz var. Çünkü eksi ile artı arasında. Sağ tarafı nasıl belirleyeceğiz? Sağ tarafı şöyle belirliyoruz. Bunun karesine 25. Bunun karesine 16. Kim büyük? 25. Peki buraya ne gelecek? 25 gelecek. Tamam. Bu bu. Y ile ilgili bir çalışma yok. Burayı eksi çarpalım. Burası 6 oldu. Eksi y yaptı. Bu da eksi 12 yaptı. Bunun altına da bunu hizasına göre yazacağım. Yani burada küçük olan eksi 12 küçüktür. Eksi y küçük eşittir. Bak dikkat et burada 6'nın olduğu yerde 6 ile y arasında küçük eşitlik var ya. O yüzden buraya da bu böyle yerleşecek. Evet. Hata yaptım mı yapmadım. Şimdi bunları taraf tarafa topladığımız zaman eksi 12 küçüktür. x kare eksi y. Niye eşitlik olmadı? Çünkü ikisinden bir ikisinde birden eşitliğimiz yok. Sağ tarafta da yine aynı durum. Yine eşitlik gelecek. Burası ne yaptı? 31 yaptı bunun en küçük tam sayı değeri dediği için şuradaki değeri alacağız. O değer de nedir? Eksi 11'dir. Yani cevabımız C şıkkı. X tam sayı ve Y reel sayı olmak üzere 0 küçük eşit X küçüktür 5. Eksi 3 küçüktür Y küçüktür 2 olduğuna göre X kare artı Y kare ifadesini alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir diye sorulmuş. Bir kere zaten X'e tam sayı diyor. O anlamda biz x yerine en büyük olan 4'ü almak zorundayız. Şuradan 4 olunabilir. Şimdi e, y kareyi bulmamız lazım. Hani böyle negatif ve pozitif olduğu zaman şöyle bir çalışma yapıyorduk. Ben onun sayı doğrusunu bir göstereyim. Şimdi şurada eksi 3'ümüz var. Arada 0'ımız var. Ve burada da 2'miz var. Aslında y buralarda bir yerde. Y kareyi merak ederken buna karelerini alacağız. Bunun karesi 9. Bunun karesi 0 ve bunun karesi de 4. Ve diyeceğiz ki bu durumda y kare en az sıfırı olur, e, görür bir kere. Değil mi? Yani şimdi y buralarda ya y karelerde şu arada geziyor. E, sıfırı da alıyor. Sonra bunu alabileceği en küçük değer sıfır. En büyük değer de nedir? Dokuzdur. Y kare de buradan ne çıktı? Dokuz çıktı. E, şimdi bu ifade tam sayı olabilmesi için şu zaten tam sayı. Demek ki y kare de ne olmalıdır? Tam sayı olmalıdır. Y kare tam sayı olacaksa hangi değeri alacaktır? Y kare eşittir 8 olur. Şimdi biz x4 almıştık ya soru bize şeyi soruyordu. x kare artı y kare sorduğu için x kare 16'dır. y kare zaten 8'dir. Buradan da bu toplamın alabileceği en büyük değerde ne geliyormuş? 24 geliyormuş. Cevabımız E şıkkı. Altıncı soruya geçtim. X ve Y birer tam sayı olmak üzere bunları vermiş. Y'nin en büyük tam sayı değeri nedir diye sormuş. İlginç. Ee, şimdi x ve y tam sayıysa madem görüyorsun biz buradan x'i seçelim. Peki x'i nasıl seçeceğiz? Şimdi şuraya baktığın zaman y ifadesi x'e bağlı ve x'ten x'i bir ifaden daha küçük. Yani x ne kadar çok olursa x'in çok olması gerekiyor. O halde e, y dene çıkacaktır çok çıkacaktır. X'in en büyük tam sayı değeri buradan 2. Şimdi burada yerine yazalım y küçüktür. Ne oldu? 3 çarpı 2 artı 2 geldi. Yani orası y küçüktür kaç çıktı? 8 geldi. O durumda da y'nin en büyük tam sayı değerine gelecektir. Küçük, 8'den küçük olan 7'dir. Cevabımız nedir? C şıkkıdır. Şimdi 7. soruda 5, 5 bölü x artı 1 büyüktür 7 bölü 12 eşitliğini gerçekleyen en büyük x pozitif tam sayısı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi evrensel bir çözüm yapmak istiyorum. Aslında aklıma iki tane yol geliyor da. Şimdi bunun sol tarafında aslında ne vardır? Sonsuz vardır. Doğru mu? Doğru çünkü sonsuz büyüktür, bu büyüktür, bu. Çünkü buraya e, ne gelemez? Sıfır gelemez. Sonsuzdan geliyor olmalı bu. Peki. Şimdi burayı takla attırdık. 1 bölü sonsuz. Bak şimdi. Şurası x artı 1 bölü kaç yaptı? 5. Şurası da ne geldi? 12 bölü 7 geldi. Şimdi 1 bölü sonsuz 0 alacağız. Bir sonsuza bölersek 0 çıkar. O zaman nasıl bir durum çıkıyor ortaya? Şöyle bir durum çıkıyor. 0 Küçüktür. X artı 1 bölü 5 küçüktür. 12 bölü 7 geldi. Ee, her tarafı 5'e çarpalım. Her tarafı 5'e çarptığımız zaman ne olacak? Orası 0 olacak. X artı 1. Burada 5'e e çarptığımızda 60 bölü 7 geldi. Tamam. Sonra her taraftan 1 çıkartalım. Eksi 1 küçük x. Küçük. 60 bölü 7'den 7 bölü 7 çıkarttığımızda ne geldi? 53 bölü 7 geldi. Şimdi x'in buradaki en büyük pozitif tam sayı değeri dediği için bizim şuradan bir sayı seçmemiz lazım. Rengi bir alayım. Şuradan bir sayı yazacağız. 53 bölü 7 hangi aralıktadır? Şimdi e, kaç yapıyor? 6, 7 kere 49. Yani bu 8, 56. 8 değil. 7 ile 8 arasında. O zaman bunun alacağı değer nedir? En büyük değer 7 olmalıdır. Cevabımız o yüzden ne? 7'dir diyebiliriz. Şimdi bu böyle bir çözüm. Bir de şöyle bir şey yapabiliriz. İkinci yol diyelim. Soruda dikkat ettin mi? Bize x'in pozitif olduğu söylenmiş. Yani ben pozitif istiyorum diyor. Eğer x pozitifse x artı 1 de zaten otomatikman pozitiftir. Tamam Çünkü x artı 1 ya benim kafamı karıştıran orası oldu şu bölge. O halde ben işe dışa çarpımı yaptığımda ne gelir? 60 bak buna bunu çarptık ne yaptı burası? 60 yaptı. Sonra büyüktür. 7 çarpı x artı 1. Sonra 60 bölü 7. Büyüktür ne geldi? x artı 1 geldi. Şimdi şu bölgeleri bir ayıralım. Birbirine girmesin çözümler. Şöyle bir ayırayım tamam mı? Sonra da 1'i attık. Nerede diyoruz oradan da? 60 bölü 7. 53 bölü 7 nedir? x'ten büyüktür diyor. Demek ki buraya gelecek değer. Buraya yazacağım bir dakika xten büyüktür diyor. Ha Bunu anlamı zaten benim açımdan da neydi? x küçüktür 53 bölü 7 idi. Buradaki değerimizde yine ne bulunacak? 7 bulunacak. Tamam. Bu da ikinci yol olabilir. Aklımıza gelecek. Aslında ilk yolda bu gibi görünüyor. Ben burada sonsuzluğu düşündüm, onun e, birbiri sonsuz sıfır olduğunu düşündüm. Daha evrensel bir çözüm oldu bu. Hani en küçük değeri deseydi, buradan buna da ulaşabilirdim. Anlıyor musun demek istediğimi? Geçiyorum. Şimdi bu soruda neler yapmamız gerekiyor? X'i vermiş. X'i vermiş vermeye de şurayı bir ayarlayın. Burası çok şu an dağınık gözüküyor. Y eşittir. X bölü ne bu? 2 bölü 100. Evet. Bu takla attı. Ne oldu? 100 x bölü 2. Yani 50 x çıktı. Benim elde ettiğim sonuç ne buradan? Y'nin 50 x'e eşit oldu. Şu x yazalım bu arada. Şunu unutuyordum. Tamam. Y neymiş? 50x'miş. Peki. Öyle de. Ne yapacağım ben şimdi buradan? Şimdi y 50x ise şöyle yapalım bak. Bir oyun yapacağız. 1 bölü x de o zaman 50 bölü y'dir. Kabul ediyor musun bunu? Ne yaptım? Bu x'i bunun altına y'yi de bunun altına koydum. Niye böyle bir şey yaptın? Çünkü burada 1 bölü x vardı o yüzden bunu yaptım. Şunun yerine ben ne koyacağım? 50 bölü y'yi koyacağım. Yazıyorum 1 bölü 3 küçüktür. 50 bölü y küçüktür 1. Tamam. Bir kere buradan kesinlikle y'nin pozitif olduğunu biliyoruz. Nasıl bir şey yapsak. Bunlara bir takla attıralım biz. Şurası 3 yaptı. Burası y bölü 50. Şurası da zaten bir takla atarsa 1 olur. Yalnız bu sıralama bozuktur. Farkında mısın? 3 küçüktür 1 değildir. Gördün mü? Yani bunu böyle bırakamayız. Demek ki ne yapmamız gerekiyor? Küçük bir oyun yapacağız burada şu 3 ile şu 1'in yerini değiştireceğiz. Yani buraya 1 yazacağım, buraya da 3 yazacağım. Anlaştık mı? Sonra her taraf 50'yi de çarparsam 50 küçüktür, y küçüktür, 150 çıktı. Sorumuzun cevabı bu olmalı. 50 ile 150 arası nerede görüyorum? E şıkkında gördüm. Geçtim. X'i vermiş, Y'yi vermiş. Ondan sonra da bunu sormuş. Şimdi bu soruda Burası açıkçası şöyle diyeyim ben sana. Neredeyim ben? Kendimi göremiyorum. He. Şurada bir geleyim ben ekrana. Burada şöyle yapma. X çarpı Y'yi bir bul. O arkasını da e, eksi Y ile taraf tarafa toplama. Tamam mı? Çünkü burada iki farklı yerde aynı değişken var. Böyle sorularda kesinlikle paranteze çalışmamız gerekiyor. Yani ben bu ifadeyi alacağım. Bu ifadenin özü ne? Y parantezinde x 1 tamam mı? Yani bir y'yi bulacağım, bir x eksi 1'i bulacağım sonra çarpmasına bakacağım. Böyle yapmak zorundayım. Tekrarlıyorum. Şunu ayrı, şunu ayrı yapamazsın. Yapma çünkü kesinlikle yanlış çıkacak. Peki şimdi x eksi 1'i elde etmek gerekiyor. Şunu alalım elimize bir x eksi 1'i bulalım. Her taraftan bir çıkarttım. Eksi 3 küçüktür x eksi 1 ne oldu? Küçüktür 5 yaptık. Bu bir. Y zaten orada duruyor. Ben Y'yi yine de buraya taşıyacağım. Eksi 1 ne yaptım? Orayı da 2 yaptım. Şimdi çarpmada biz şu hareketi yapıyorduk. Bak seyret. İlk önce şunları bir çarpalım. Buna çarpımın sonucu ne geliyor? 3. Onu bir beklet. Sonra şunları çarp. Bunların sonucu ne geliyor? 10. O da beklesin bir. Şimdi çaprazlara gireceğiz. Şu çaprazların çarpımı bak. 2 ile eksi 3'ün çarpımı kaç yaptı? Eksi 6. Sonra bir de şu çapraza bakalım. Şuradan gidelim. Çok karıştı gibi görünüyor ama e, takip ediyorsan çizgileri anlarsın. Bu da eksi 5. Bundan sonrası ne biliyor musun? Şunlar. Eksi 6, eksi 5, 10 ve 3. Bunların arasındaki en küçük sayıyı söyle bana. En küçük sayı burada söyleyeyim ben sana. Eksi 6. Sen de zaten görüyorsun. Sonra... Bu arada tabii neyimiz var? Y e çarpı x eksi 1'i biz elde ediyoruz. En büyük sayı kim? 10. Evet eşsizliğimiz bu olmalı. Soru bize en küçük ve en büyük değerlerin toplamını soruyor. Bunun en küçük değeri nedir Allah aşkına? Şurası kaç yapıyor? Eksi 5. En büyük değeri de ne yaptı? 9. Bize bunları toplamını soruyor. Sorumuzun cevabı ne gelmeli? 4 gelmeli. Ne yapacağız? D şıkkını tabii ki işareteceğiz. Yapacak bir şey yok. Geçtik. He, A bölü 2, A bölü 3 bölü B demiş. 3 bölü B burada biraz enteresan. Şurayı görüyor musun? Bak. Sıkıntı yaratacak olan şey bu gibi duruyor. A bölü 2 çok kolay zaten. Ne yapacağız? Her şeyi 2'ye böleceğiz. 2'ye böldüm. 1 küçük eşittir. A bölü 2. Sağ tarafta da ne oldu? Küçük eşittir. 5 bölü 2 oldu. Onda sıkıntı yok. 3 bölü b yapacağız. Şunu alalım bir aşağı. Gel bakalım diyelim. Buna takla attıralım. Yani takla atmış halleri ne olur acaba? Bunu takla atmış hali 1 bölü 1. Şununki 1 bölü 4. Bununki de ne? 1 bölü b. Buraya çok belirgin yazamadım. O yüzden şuraya alacağım. Tekrar yazıyorum buraya takla atmış hallerini. 1 bölü 1. Sonra ortadaki 1 bölü b. Sonra en sağdaki de 1 bölü 4. Böyle de bu sıralama şu an küçüklük olarak böyle olmamalı. Onu şöyle yazacağız. Bak 1 bölü 4 en küçüğü bunlardan. Arada 1 bölü b var. 1 bölü 1 o da 1'dir zaten. O da sağda kalacak tamam mı? Şimdi eşitlik bak 1'in olduğu yerden gelmiş. Görüyor musun şurayı? Şurayı gösteriyorum. O zaman şurası küçük eşitlik buraya gelecek. Şuraya küçük eşitliğimizi getirelim. 4'ün olduğu yerde eşitlik var. O zaman buraya da gelecek. Bu iyi, hoş, güzel de Bizden istenen bu değil ki. Bizden istenen bir de ne diyor adam? 3 bölü B diyor. Yani bizim bunların 3'e katlamamız lazım. 3'e katlamamız lazım. Çok basit bir hareketi yapacağım. Şu birileri siliyorum. Onların yerlerine de otomatikman 3 yazıyorum. Oldu bitti. İşte bu. Şimdi taraf tarafa toplayalım. Ne oldu? Bu 1 artı 3 bölü 4, 4 bölü 4, 7 bölü 4. Buradan 7 bölü 4 geliyor. Şurayı bir daha uzun uzun yazmayacağım. İstediğim şey ortada. Burası istediğim şey unutma. Şuraya da ne geldi? 5 bölü 2, 3. Ben bunu en büyük değeri sorduğu için şu 5 bölü 2, 2 buçuk diye algılayacağım. 2 buçuk, 3 daha ne yapar? 5 buçuk yapar. Pekala. En büyük değeri nedir diye sordu. 5 buçuk çıktı. 5 buçuk da e, rasyonel sayı olarak neye eşittir? 11 bölü 2'dir. Çünkü eşitlik var burada bak. Ve adam bize tam sayı da dememiş. O yüzden cevabımız ne gelmeli? 11 bölü 2 gelmeli. Tamam. Evet şimdi buradayım. Diyor ki x küçük y küçük 0 olduğuna göre bir sürü şey sıralamış. Ee, kaç tanesi daima doğrudur demiş. Şimdi aklıma ilk gelen şey şu açıkçası. Ee, bilimsel bir şey gerek yok burada. Bir sayı seçelim. Örneğin eksi ne olsun? Eksi 4 küçüktür. Eksi 2 küçüktür. 0'ı alayım. Hani o verilen koşula göre bunları bir alalım. Bakalım bunlardan kim çözülecek. Şimdi burada yerine yazdığım zaman ne oldu? Eksi 4 ile eksi 2'nin toplamı sıfırdan küçüktür. Bu doğru. Bunu aldık. Sonra diyor ki x'ten çıkart diyor. Eksi 4 eksi eksi 2. Ne yaptı bunun değeri? Bir bakıyorum. E gene eksi 2 yaptı. Bu sıfırdan küçük mü? Evet bu da doğru. Çarpması diyor. Yani eksi 4 ile biz kimi çarpacağız? Eksi 2'yi çarpacağız. E çıktı 8. Bu sıfırdan büyük mü? Evet. Bu da doğru. Şimdi önce madde deyim. Bu değerleri yerine koyuyorum. Eksi 4'ün karesi ne yaptı? 16 büyüktür. Eksi 2'nin karesi ne yaptı? 4. 16 4'ten büyük mü? Evet. Bu da doğru çıktı. Peki eksi 4'ün küpüne eksi 64 küçüktür. Eksi 2'nin küpüne eksi 8. Bu doğru mu? Evet bu da doğru. Bunun bütün maddeler doğru çıktı. Yani 5 maddede nedir? Doğruymuş. Geldik 12. soruya. Şimdi A çarpı B negatif. B çarpı C pozitif. C negatif diyor. Şu ipucu alttan geliyor aslında. Bak şuradan geliyor. C negatifse. Yani şurası negatif. O halde buna çarpı pozitifse. Demek ki B de negatif. Benim anladığım şey bu. Peki B negatifse. Buna çarpı negatif olabilmesi için. A'nın da ne olması lazım? Pozitif olması lazım. Soru ne demiş bize? Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür soruyor. Hmm, şimdi bir bakalım hangisi büyük? Ee, nasıl bir dünyasın sen? Şimdi A bölü C bir kere A bölü C'yi görüyorsun. Bu negatiftir. Çünkü A pozitif değil mi? C negatif. O zaman bu negatif. C bölü B nedir? C bölü B pozitif. A bölü B ikisi negatif olduğu için negatif. B bölü A zaten negatif. B de negatif. Otomatikman ne oldu? Direkt pozitif olan şık cevabı oldu. Çünkü diğerleri hepsi eksili sayılar. En büyük olan C bölü B'ymiş. Şimdi bu soruya bakalım. Bu soruda bu sistemi kendi kendimize çözeceğiz. İlk önce şöyle bir koordinat sistemi ayarlayacağım. Evet. Biraz zaman alabilir. hızlı davranmaya çalışıyorum ama. Şimdi biz bunu nasıl düşünüyorduk? x eksi 2'ye artı 4 eşittir 0 diye düşünelim mi? Şimdi buradan x yerine 0 koyduğum zaman ne geldi? Ee, y eşittir 2 geldi. Yani y 2'den geçecek. Şuradan bir yerden geçiyor mu? Tamam. Sonra y yerine 0 koyalım. y yerine 0 koyduğum zaman x ne geldi? Eksi 4. Demek ki x'imiz de eksi 4'ten geçecek. O da şuradan bir yerden geçiyor. Şimdi doğrumuz. Bak burada şey vermiş. Görüyor musun? Ee, dahil değil. Yani ben buradan geçeceğim ama na, nasıl yapacağım? Nokta noktalı gideceğim. Ve buraları da denk getireceğim. Şöyle bir doğru çıktı. Evet. Şimdi bir tanesi bu. Bir de bölgeye karar vermemiz lazım. Hangi bölge? 0'a 0'ı deniyoruz. Eğer 0'a sıfırdan geçmiyorsa bir doğru 0'a 0, a 0 a her zaman deneyebilirsin. Tamam. 0 0'ı deneyelim. Tabii nerede deneyeceğiz? Şurada deneyeceğiz. 0 eksi 0 artı 4 küçüktür 0. Bu ne diyor bana? Dediğine bakar mısın bunun? 4 küçüktür sıfır diyor. Bu yanlış. Bunun yanlış olması olayın burada olmadığı anlamına gelir. Olay ne tarafta? Üst tarafta. O yüzden şu üst bölgeyi bir karalayalım. Şu üst bölge olacak. Şöyle bir karalayalım. Şöyle yapayım da çok da çirkin olmasını istemiyorum. Şu bölge. Tamam. Şimdi diğerine geliyoruz. Onu da bir halledelim hemen. Onu farklı renkle yapalım. Mavi. Şunu elimize alalım. Bu da nedir? 2x artı y eksi 6 eşittir 0 diye düşüneceğiz. x yerine 0 koyduğumuz zaman y ne geldi buradan? 6. y 6'dan geçecek şuradan bir yerden. Şunu biraz uzatsak iyi olurmuş. Uzattık diye. Şuradan 6 olduğunu düşün. Sonra y yerine 0 koyalım. y yerine 0 koyduğumuz zaman x eşittir ne geldi? 3 geldi. 3 de nerede bir yerde? Tahminen şurada bir yerde. Bu arada eşitliğimiz var. O yüzden ben onu direkt şöyle çizebilirim şöyle çizdim. Bu arada şurada hangi sayı yazıyor? Şurada 3 yazıyor. Onu da unutma. Şimdi peki bu 0 e, 0 ne yapıyor? Bunu onu bir test edelim. Yine koydum 0 artı 0 eksi 6 büyük eşittir 0. Bakar mısın bu nedir yine? Yanlıştır. Yanlış olduğu için şu bölgeden bahsediyoruz. Bu bölge değil. Çünkü bak şunu görüyorum sadece. Bunun alt tarafı. Çünkü 0 0'ın olduğu yer bunun alt tarafında kalıyor. Bura değil. Demek ki üst tarafını alacağız. O yüzden şu üst bölgeyi de ne yapalım? Karalayalım. Karaladığımız zaman şöyle geliyor. Şöyle yapalım da. Umarım elim kaymaz burada. Şu bölge yani. Burayı karaladık. Evet şıklarda görüyor musun? İkisinin kesiştiği yer neresi? İkisinin kesiştiği yer şu yeşil bölge. Orası da nereye denk geliyor? Evet Cevap A şıkkına denk geliyor. Gördün mü? Bak A şıkkı aynen bizim yaptığımız yer oldu. Geçtim. Şimdi 14. soruya geçtim. Burada bir grafik vermiş. Bu grafiğe ait sistem hangisidir diye sormuş. İlk önce şunu yapacağız. Şu doğrunun denklemini bir elde etmeye çalışalım. Yani bu nedir? X bölü eksi 2 artı Y bölü nereden geçiyor? Bu şuradan geçiyor bak. Buradan ve buradan geçtiği için Y bölü 3 eşittir 1 diyeceğim. Bunun her tarafını 6 ile çarpıyorum. Bak 6'ya çarptığım zaman eksi 3x artı 2y eşittir 6 geldi. Şimdi hemen cevaplara bakacağım. 3x'in baş sayısı genelde pozitif verilmiş. O yüzden şunu şöyle yapalım. Bunu karşı tarafa atalım. Buraya attığımı düşün. 3x eksi 2y artı 6 eşittir 0. Bu 0'ı da buradan alalım. Çünkü sıfırın solda ya da sağda olmasının hiçbir önemi yok. O sıfırda şuraya eşittir sıfır diye yazalım tamam. Peki de karalanan yerlerden biri burası Sıfıra sıfırı sıfır sağlayacağız. Sıfırı sıfır koyduğum zaman neler oluyor? Bir onu görelim. Sıfır buraya koydum, sıfır, bu da sıfır artı altı burada bir sıfır var. Şimdi şurası sol taraf, burası sağ taraf. Araya ne geliyor bir görelim. Altı ve sıfır geldi. Ha demek ki buraya büyüktür gelmeli. Hatta ve hatta bak bu çizgit hiç kesik olmadığı için büyük eşittir sıfır gelmeli. Yani şura var ya şurası bu 3x 2y artı 6 büyük eşittir sıfır demek. Şıklarda bunu bir incelemeyi alalım. 6 gerçi sağ tarafa atılmış. Bu olamaz ama. Bak burada 6 negatif. Bunu iptal ediyoruz. Bu cevap değil. Şu olabilir. Bunu alıyoruz. Bu olabilir. Şunu alalım şimdilik. Peki bu olabilir mi? Buradaki 2x diyor bu değil. Şu olabilir mi? Bu olabilir. Peki bu olabilir mi? Hayır bu da olamaz. İki tane şıkka indirdik soruyu. Şimdi diğer taraftan öbürüne bakalım şuna. Bunun da nereden geçiyor? 4 ve 2'den geçtiği için denklemi ne gelecek? x bölü 4 artı y bölü 2 eşittir 1 gelecek. Bunun her tarafını 4 ile çarpayım. x artı 2'ye eşittir 4 yaptı. Peki şimdi şu 0, 0 yine test edeceğiz burada. 0 0 bunu sağlamalı. 0 artı 0 4. Sol tarafın 0 geldiğine dikkat ettim 4. Demek ki araya küçüktür gelmeli. Küçüktür gelmeli ama sadece küçüktür gelmeli. Çünkü bu çizgi nedir? Nokta noktalıdır. Yani bunun son hamlesi şu. X artı 2 y küçüktür 4 olmalı. Evet. Bir de bunu bulmamız lazım. Şimdi bunlardan baktığımız zaman sadece D sağlıyor. Bak bu büyüktür dört demiş, bu küçüktür dört demiş. Yani cevabımız bu da değil. Gerçek cevabımız neymiş? D şıkkıymış. Evet. Bu şekilde bu testi de ne yaptık? Bitirmiş olduk. Görüşmek üzere. Bundan sonraki konumuz mutlak değer. Tamam. Hoşçakalın.